Selamun aleyküm. Değerli Rehber TV dinleyicileri, Bir Saadet İdare'nin programıyla karşınızdayız. Bu haftaki stüdyo konuğumuz araştırmacı yazar Özkan Yaman hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hocam nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah, sağ olun. Siz Allah iyilikler inşallah versin. Hocam bugün üzerine konuşacağımız ana tema kötülüğe iyilik ile karşılık vermek üzere. Birinci bölümümüz bildiğiniz üzere Kur'an ve sünnette aile olarak başlıyoruz. İzninizden ayeti okuyayım hocam, sözü size bırakalım. Fusilet suresi 34. ayette Rabbimiz buyuruyor ki iyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek derken kötülüğü hemen zihnimizde böyle bir şiddet gibi, aşırı bir zulüm gibi düşünmemek lazım. Her türlü yani yanlış anlama olabilir, her türlü aşırılık olabilir, öfke hali olabilir, küskünlük olabilir. Artık olumsuz olan yani hoşumuza gitmeyen her ne var ise eşimizden gördüğümüz, çevremizden gördüğümüz buna iyilikle karşılık vermek. Şimdi bu zor bir şey. Kolay bir şeyden söz etmiyoruz. Evet. Ki güzel ahlak nedir denildiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tarifi var. İşte sana gelmeyene gitmen, seninle işte alakasını kesenle senin alakanı sürdürmen, yani bağını koparmaman, sana kötülük edene iyilikte bulunman gibi bir tarifi var güzel ahlakın. Hani iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır da, evet, kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır. Evet. Şimdi diğer dinlerde de bu var. Evet. Yani siz bugün gidin bir işte kiliseye, rahiplerin, papazların sürekli bu yönde vaaz verdiğini, öğüt verdiğini görürsünüz. Yani dinlerin özünde de bu var zaten. Dinlerin özünde de bu var. İyilik edene iyilik etmek biraz normdur. Yani herkesin az çok yaptığı, kabul ettiği, kanıksadığı bir şeydir. Fakat kötülüğe iyilik yapmak, işte fazilet dediğimiz şey, artık adına erdem denilen şey orada ortaya çıkıyor. Yani siz eğer yani birisini affediyorsanız, niçin affediyorsunuz? Onun kötülüğüne iyilikte bulunduğunuz için affediyorsunuz. Bu bir geri adım mı oluyor mu hocam? Yani işte şimdi ona geleceğim ama yani siz birisinin diyelim ki gerçekten size yaptığı bir eziyete, işte bir haksızlığa tahammül ediyorsanız, siz onun kötülüğüne iyilik yapıyorsunuz. Evet. Veya siz size işte bir nasıl diyelim görevi olarak, vazifesi olarak size bir iyilikte bulunması, iyilik demeyelim ona, bir şey vermesi gereken, evet, bir şey ödemesi gereken birisine siz işte ödemediği zaman veya o vazifesini yapmadığı zaman buna rağmen siz işte iyi davranıyorsanız, siz kötülüğe iyilikle mukabele ediyorsunuz ve hakeza. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela o okuduğunuz mealini verdiğiniz ayet-i kerimede iyilikle kötülük bir olmaz derken, yani iyilikle kötülüğün tesiri, görüntüsü bir olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Bu ayet-i kerime bir hakikatten bahsediyor. Şimdi eşler arasında diyoruz ki tartışma illaki olacaktır. İşte yer yer kırgınlıklar, dargınlıklar, küskünlükler illaki olacaktır. Birbirlerini belki yanlış anlamalar, bir şeyden dolayı herhangi bir dışarıdan etki olabilir bu veya kendi işte bir takım yanlış davranışlarından olabilir. Bir şeyden dolayı birbirlerine bir yanlış yapmış olabilirler, yapıyor olabilirler. Fakat burada o bana bunu yaptı, ben de sana ona bunu yaparım. O bana böyle söyledi, ben de buna onun için hemen bir karşılık vermek değil mi hocam? Bunu yaptığınız zaman, evet, bunu yaptığınız zaman siz orada aslında düzelebilecek bir şeyi, güzelleştirilebilecek bir şeyi, ıslah olacak bir durumu siz kendi elinizle bozmuş oluyorsunuz. Kendi elinizle bozmuş oluyorsunuz. Şimdi bizde bozulan hani böyle fıkra olarak da bazen işlenir.
bozulan bir radyoyu, eskiden bozulan bir elektronik eşyaları düzeltmenin yolu ona vurmak gibi. Evet. Sen bozulduysa ben de sana vururum. Hani sen bana bu yanlış yapıyorsan ben de sana işte seni düzeltmek için böyle yaparım. İşin garibi genelde düzelirdi de hocam. Genelde düzelirdi de bir seferlik. Bir sefer çalar bir daha kaldırır çöpe atarsın. Yani bozulan bir eşyayı sen ona vurarak nasıl ki düzeltemeyeceksen veya bu çok saçma bir yöntemse. Evet. Yani sana yanlış yapan birisine sen de benzer bir yanlış yaparsan bu bir felaket olur. Hadis-i şerif ne diyor? La zarara ve la zirara fil İslam diyor. Yani zarar vermek de yoktur. Evet. Zarara zararla karşılık vermek de yoktur. Evet. Yani zarar vermek yok. Zarara kimler arasında? Müslümanlar arasında fil İslam derken yani karşındaki kişi Müslümansa onun sana verdiği zarara sen de ona zarar vererek mukabele edemezsin. Yani o hakkımız yok hocam. Hayır. Karşıdaki kişi evet diyelim ki İslam düşmanıysa, işte zalimse, kafir ise tam oradaki hukuk farklı olabilir. Ama bir Müslüman işte sana bir kötülük yaptı. Ben de ona kötülük yapayım. Sana işte şunu söyledi. Ben de ona bunu söylerim. Bunu yaptığınız zaman işte ortaya maalesef İşte artık adına ne diyelim düşük profilli, şahsiyeti, karakteri, kalitesi tabii düşük insan şey çıkıyor. Evet. Şimdi ailelerde de maalesef bu çok vahim sonuçlar ortaya çıkarıyor. Çok feci sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte o benim anneme hakaret etti, ben de ona vurdum. O bana şu konuda işte izin vermedi. Ben de şu konuda işte şunu yapmadım filan. Veya ne yapayım? O benimle ilgilenmiyor. Allah korusun. Ben de şu yola tevessül ettim gibi. İşte o hiç babalığını yapmıyor. Ben de çocuklara işte şöyle yapıyorum gibi. Yani artık adına ne dersek diyelim. Hataya hatayla karşılık vermek oluyor. Hatayla karşılık vermek. Yani zaten şeytanın da istediği bu değil midir? Evet. Yani şeytanın da istediği budur. Bak o senin için şöyle demiş, sen de onun için şöyle söyle. Veya biz artık tartışma derken, evdeki çekişme derken hep bundan kaynaklanıyor. O bana bunu söyledi, ben altta kalmayayım. Ben de cevap vereyim. Sen bana nasıl bunu yaparsın? Ben de sana şunu yaparım gibi. Bu tür şeyler evet nefis için yani nefis için ilk akla gelen refleks gibidir. Yani şeytanın da şeyiyle nefis hemen kendini korumaya alıyor. O bana bunu söyle ben de ona onu söylerim. Fakat şimdi peygamber ahlakına baktığınız zaman ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte ne olarak okuyoruz biz? En yüce ahlak üzerindesin değil mi? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen ey Muhammed aleyhissalatü vesselam çok çok yüce bir ahlak üzerindesin. Aleyhissalatü vesselamın ahlakına baktığınız zaman ne yapmış o? Kendisine yapılan hataların hepsini affetmiş. Ama İslam'a yapılan hataları, Kur'an'a yapılan hataları, Müslümanlara yapılan hataları affetmemiştir. Kendisine yapılan bir yanlış. Orada da bir çizgi var hocam. Tabii orada bir çizgi var. Evet. Orada bir çizgi. Çünkü ben kendimle ilgili konularda yetki sahibiyim. Ama Müslümanların genel hukukuyla ilgili veya Kur'an'la, İslam'la ilgili konularda ben o hakkım yok benim. Orada iş değişir. Orada iş değişir. Ailede biz bundan söz etmiyoruz. Ailede tamamen sizsiniz. Evet. Ailede bir toplumun mücadelesi yok. Sizinle eşiniz arasında geçiyor ne geçiyorsa. Dolayısıyla orada tamamen aynı peygamber ahlakı gibi karşıdaki kişinin size yaptığı hatayı, size yaptığı yanlışı, size yaptığı diyelim kusuru absorbe edeceksiniz, emeceksiniz. Bir anlamda yani içinize çekip yok edeceksiniz. Yoksa yansıtmayacaksınız. Yansıtmayacaksınız. Yani bana oradan geldi, al sana böyle duvara topu atar gibi. Duvara topu attığını top yine size gelecek. Hayır size karşıya gitmeyecek. Size duracak o. Hocam bu şekilde yaptığınız zaman karşının da gönlünü fethedebiliriz. Tabii. Bu tavrımız karşısında. Tabii. Şimdi ayet-i kerimede vel kâzımîn el gayza diyor ya vel kâzımîn el gayza vel afîn aninnâs. Şimdi ne yaparlar onlar? Öfkelerini yutarlar. Evet. Yani öfkeyi yansıtmazlar. Öfke kontrolü. Tabii. Öfke kontrolü de. Bu da yani onunla alakalı. Peygamber Efendimiz'in hani affediciliğinde şöyle bir zirveyi görmüşüzdür. Düşünün Mekke'nin fethinde
işte o kendisine, ashabına eziyet edenleri, işkence edenleri cezalandırabilecekken, ki hepsi artık net, nasıl diyelim, böyle avucun içindeyken onlara soruyor, siz benden size ne yapmamı bekliyorsunuz? Yani siz benim sahabemi şehit ettiniz. Hazreti demiş, Sümeyye'leri, Yasir'leri evet. şehit ettiniz. Evet. Benim Bilal'lerime, Ammer'larıma o kadar işkenceler ettiniz. İşte beni ve ashabımı, ailemi yurdumdan çıkardınız. İşte Bedir'de karşıma çıktınız, Uhud'da, Hendek'te karşıma çıktınız. Bize yıllarca ambargo uyguladınız. Bizi aç bıraktınız, çoluk çocuğumu aç bıraktınız. Sizin yüzünüzden o kadar acılar yaşadık, o kadar sıkıntılar yaşadık. Şimdi avucumun içindesiniz. Hepiniz bunu failler olarak. Size ne yapmamı istiyorsunuz? Şimdi başka birisi olsaydı, yani başka... İntikam içgüdüsü hareket edebilirdi. Şimdi yok, hukuk uygulardı, hukuk. Evet. Hukuk, hatta şeriatı da uygulasaydı, evet, şeriatta ne diyor? Kısasa kısas var, değil mi? Evet. Siz işte bak şurada şunları yaptınız. Bunun cezası nedir? Bunun cezası işte şudur diyebilecekken ve bu onun hakkı iken, evet, hakkıdır değil mi? Değil mi hocam? Doğru. Yani doğru. Sonuçta hak, hukuk neyse budur. Evet. Siz bana bu kadar eziyet ettiniz, işte şeriatta da karşılığı bu. Hatta sizin hukuka göre de karşılığı var. Öyle demedi. Yani burada şeriatten ziyade, hukuktan ziyade başka bir şey, daha üstün bir şey. Evet, şeriat İslam'ın esasıdır. Tarikat, ne diyoruz? Şeriat, tarikat, marifet, hakikat diye söylüyoruz ya. Hakikat evet. de var, marifet de var. Şimdi burada Aleyhisselatü Vesselam sordu onlara, size ne yapmamı bekliyorsunuz? Onlar ne dediler? İşte Yusuf'un kardeşlerine yaptığı gibi. Yani Yusuf kardeşlerine en sonunda ne yaptıysa biz de senden onu bekliyoruz. Evet. Af dilemişler. Tabi şimdi Yusuf Aleyhisselam da öyle değil midir? Evet. Yani kardeşleri karşısına çıktığı zaman, ya siz beni öldürmeye teşebbüs ettiniz. Beni aldınız, kuyuya attınız. Evet. Ondan sonra yıllarca babama bu eziyeti yaptınız. Üstüne yalan söylediniz. İşte şimdi karşıma çıktınız. Haydi şeriata gidelim. Bunun cezası neyse hakkımızda cezasını bakalım. Evet. Cezası nedir? Kardeşine bu kötülüğü yapanın, babasına bu kötülüğü yapanın işte mutlaka ağır cezaları vardır, değil mi? Evet. Oraya gitmiyor. Normalde hakkıdır. Ama ne diyor? La tesribe aleykumul yevm yagfirullahu lekum. Yani diyor, bugün size kınama yok. Bugün size kınama yok, Allah sizi affetsin diyor. Şimdi biz bunları niye okuyoruz? Yani haşa... Yani güzel kız, işte hikaye dinleyelim, güzel bir öykü olsun diye mi okuyoruz yani? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki işte o Mekke'deki onları affetmesini biz niye okuyoruz? Yani burada hayatımıza yansıması olması tabii lazım. Tabii yansıması lazım. Yani sen ailede bu senin aklına gelmeli, eşine evet. karşı aklına gelmeli. Ya işte onlar güçlüyken affettiler. Evet. Güçlüyken affettiler. Cezalandırabilecekken affettiler. Evet. O mesajı da alabilmek lazım. Tabii. Yaptıkları onca kötülüğe rağmen affettiler. Yaptıkları onca kötülüğe rağmen. O kadar eziyete rağmen affettiler. Şimdi sen kalkıyorsun, eşinin sana yanlışını, hayır bunu yapmayacaktı. Bunu bana nasıl yapar diyorsun. Evet. O zaman yani sormak lazım. Yani biz Müslüman isek, madem ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı her konuda örnek almamız gerekiyor Müslüman olduğumuza göre. Elhamdülillah öyle diyoruz. Usvetün hasenetün diyor ayet-i kerimede, değil mi? Sizin için en güzel örnek. Namaz konusunda senin örneğindir de, oruç konusunda senin örneğindir de, evet. ne bileyim işte örtünme konusunda şu konuda örnek alıyorsun da, burada niye örnek almıyorsun? Evet. Denmez mi? Veya işte Kur'an-ı Kerim'in işte şu surelerini anlamışsın, tamam, ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsun da, neden Hazreti Yusuf'u orada görmüyorsun? Veya Hazreti Yusuf kıssasının şu kısmını tamam anlamışsın da, niye o son kısmını? Demek işimize gelen kısmı ve gelmeyen kısmı olmuş. İşte ya burada burada şöyle dik durup şöyle biraz düşünmek lazım. Ya ben ne yapıyorum diye. Ve sonuçta karşınızdaki kişi İslam düşmanı değil. Yani eşiniz, aileniz. Tamam, bir yanlış yapabilir, bir hata yapabilir. Bu hatayı size yapar, çocuğuna yapar, başkasına yapar, bir hata yapabilir. Ama onun çok çok, hani da geçenki bölümde konuştuk, güzel yönleri var.
güzel evet. yönleri var. Kusur görmemek. Onun sana karşı yaptığı hataya, sana karşı eziyetine, sana karşı hakaretine, seni küçük düşürmesine, yani senin vereceğin çok cevap var. Hadi diyelim ki sen cevap veremedin, sen karşılık veremedin. Gidersin kanuna, gidersin yasaya. Yasalarda çok ceza var. Evet. Çok ceza var. Değil mi? İşte şimdi aile içi şiddet filan filan. Ya şimdi birisine vurduğun zaman yasada illaki karşılığı olacak. Evet. Çünkü yasalar onun içindir zaten. Kanunlar onun içindir. E şimdi kanunda şu yazar mı? Yani işte birisi birine vurdu, işte o da onu affetsin. Evet. Bu kanun, böyle kanun olmaz ki. Evet. Hukuk dediğimiz şey karşılıklı haklara dayanıyor. Evet. O senin şu hakkını yemişse, şu haksızlığı yapmışsa, işte ha demek ki devlet olarak ben de senin hakkını savunurum, ona karşı bir müeyyide uygularım. Ona karşı senin hakkını ondan bir şekilde alırım. Hukuk budur. Aynısı şeriatte de var. Evet. Aynısı şeriatte de var değil mi? İşte şu yanlışı yapana şu kadar had cezası diye bir sürü okuyoruz. Kısasa kısas diye. Yani her suçun karşında bir ceza var hocam. Tabii okuyoruz. Ama her işimizi gidip onunla mı çözeceğiz? Evet. Yani böyle birisi birine yanlış yaptı. İyi tamam gel mahkemeye. Evet. O sana işte şu şiddeti gel mahkemeye. Koca karısını dövdü. Şeyde yapmışlar değil mi? Kısa film yapmışlar. Evet. Koca karısını dövdü. Gel mahkemeye. Sen yerin neresi? Cezaevi. Ya şimdi hukuka giderse. Günde 10 defa gitmemiz lazım zaten hocam öncelikle. Efendim? Bu her hatada mahkemeye giderse günde bir 8-10 defa mahkemeye uğramamız lazım. İşte şu anda bitmez be. Yani. Bakın aldandığımız nokta neresi? Şu an Batı toplumları ne toplumlardı? Avrupa toplumu bir ahlak toplumu değil. Bir fedakarlık toplumu değil. Bir akrabalık, bir komşuluk, bir kardeşlik toplumu değil. Bir menfaat toplumu ama işin özünde hukuk toplumudur. Bunlar hukuka göre yaşıyorlar. Hukuklar belirlemişler. Herkesin nerede hangi kurala uyacağını, kimin nerede ne hakkı olduğunu bütün hepsini yazmışlar, çizmişler. İnsanlara da güzelce öğretmişler. İnsanlar ona göre davranıyorlar. Mesela yolda yürürken diyor benim hakkım şu, onun hakkı bu. Tamam bu evet. Birbirimizin hakkına uyalım. Sorun yok demişler. Evet. Hatta o kadar çok böyle kurallara bağlılar ki. Yani siz diyelim ki bir emniyet kemeri takmadığınız zaman Türkiye'de cezalarını yeni artırdılar. Evet. Onlar da bu çok 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 önemli bir tür şeyler. Yani çünkü diyorum sen benim hakkıma riayet etmiyorsun. Eğer onu yaptığın zaman kaza olabilir. Tamam güzel. Bu hak hukukun belirlenmesi güzel. Hukukun belirlenmesi güzel. Ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan bir robot değil ki. Şimdi robot olsaydık nerede ne yapacağımız, nasıl hareket edeceğimiz belli olurdu değil mi? Evet. Belli olurdu. İşte burada şunu yapacak, burada bunu yapacak. Diyelim ki bir arıza verdi, işte şöyle müdahale edilecek. Ya biz robot değiliz. Bazen nefsimize uyarız. Bazen şeytana uyarız. Bazen unuturuz. Bir de unutkanlığımız var. Bazen içimizdeki bir arzu bize yani galebe gelir. Yani değil mi? İçimizde bir istek bizi kuşatır. Evet. Onunla gözümüz bir şeyi görmez. Yani etrafımızdaki düşeni görmez. İnsanız biz. Duygularımız var. Hislerimiz var. Dolayısıyla sürekli beşer olduğumuz için şaşarız. Ha, bu insanda bu var. Peki her şaştığımızda, her düştüğümüzde veya karşıdakine her yanlışımızda, karşıdaki bize dese ki bunun cezası şu, ben de onu uyguluyorum veya ben değil de mahkeme uygulasın filan. Böyle dediğimiz zaman ortada tamamen bir robot, bir dünya ortaya çıkar. Kurallar ülkesi diyorlar hocam. Kurallar ülkesi. Yani maalesef böyle olur. Ayet ne diyor? Bak işte iyilikle kötülük eşit olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. Kötülüğü kötülükle sav demiyor. Kötülüğe ceza ile karşılık ver demiyor. Sen kötülüğü, sana yapılan eziyeti en güzel şekilde sağ, o zaman seninle onun aranda bir candan bir dostluk ki ennehu veliyun hamim. Hamim kaynar su demek. Yani o kadar sıcak diyor. Hmm. O kadar sıcak bir yakınlık gelişir. Ve bunu muhakkak ki diyor yani. Mutlaka öyle olur diyor. Devam edelim ayetle istersen. Hocam sünnet kısmına. Evet. İlk bölümün içindeyiz. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan bir rivayet geliyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın kılıncının kabzasında şu ibareyi bulduk. Sana zulmedeni affet, sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap, aleyhinde de olsa
hakkı söyle. Evet, nerede bulmuşlar bunu? Kılıcında yazılı bulmuşlar. Evet. Aleyhisselatü Vesselam kılıcında bu yazıyor. Az önce güzel ahlakın tarifi dedik ya. Yani sana küsene git derken, ya sana küsen için şöyle söyleme. O zaten konuşulacak biri değil. Ya sana küsene sen de küs dememiş. Sana küsene sen de küs dememiş. Veya sen bana küsmüşsen sen küsen görürsün gününü. Evet. Sen de elindeki artık kozları düşünme. Bana küsersin ha. Dememiş. Bana küsersin ha. Sana kötülük yapana iyilik. Bu bütün dinlerin kuralıdır. Az önce söyledim ya. Hangi dine giderseniz gidin. Oradaki temel öğreti budur. Yani bu sadece İslam'a has değil. Bu fıtri, fıtratın da aslında ya insanı insan yapan ölçüsüdür bu. İnsanı insan yapan ölçüsüdür. İnsan böyle kötülüğe kötülükle cevap veriyorsa orada insanlık yoktur aslında. Orada dedi az önce dediğimiz gibi robotluk vardı. Hayvanlarda bile bugün hani artık sosyal medyada çokça videolar paylaşılıyor işte hayvanların şeyleriyle ilgili. Ya hayvanlar da öyle yapmıyorlar. Yani her hayvan işte diğerine kötülük ettiğinde o da ona şey yapmıyor. Unutuyorlar. Yani affediyorlar birilerini. Hadi onlarda bizim gibi gelişmiş hisler yok, gelişmiş bir şey yok. Ama ya yani bunu insanlıktan bahsederken bunları söyleyeceğiz. Çok insani yönleri çok iyi birisi dediğimiz zaman ya işte kötülüğü işte bir şekilde unutuyor falan diyoruz değil mi? Aleyhine de olsa hakkı söyle. Hocam oraya ben hala bakıyorum yani öyle güzel bir ifade. Aleyhinde de olsa evet, hakkı aleyhinde söyle. De olsa hakkı söyle. Yani ben yanlıştım. Evet. Evet o biraz bana karşı şunları söyledi ama aslında hata olan bendim. Evet. Aslında abartan bendim de yani. Bunu demek istiyorum. Hazreti bu sadece Hazreti Ali'nin naklettiği de yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna benzer çokça tavsiyeleri, öğütleri var. Güzel ahlakı tarif ederken de ashabını da bu şekilde yetiştirmiş. Hocam Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de bir ifadesi var izninizden. Musibete karşı rıza halinde, şiddete karşı sabırlı ve sarsıntı anlarında vakarlı olmak velilerin adetidir. İlmin başı yumuşak huyluluk, hikmetin başı insanlarla iyi geçinmektir. Kötülüklere tahammülsüzlük cehaletin neticesidir. Kötülüklere tahammülsüzlük. Evet. Cehaletin neticesidir. Evet. Yok şimdi toplum içerisinde biz bunu yapıyoruz zaten. Yani şu anda siz diyelim ki evden çıktığınız anda o kadar mesela yanlışa iyilikle mukabele ediyorsunuz ki trafiğe çıkıyorsunuz. Öyle değil mi trafikte? Evet. O bir size yanlış yapıyor. Sağınızdaki, solunuzdaki evet. Yanlış yapıyor. Ondan sonra siz kalksanız deseniz ki bu işte benim önüme kırdı. Yok işte bu bana şunu yaptı ve ben de ona böyle diyebilir mi? Demiyorsunuz siz. Bunu başkasına gösteriyorsunuz aslında. Bunu başkasına gösteriyorsunuz. Veya birçok yerde bakıyorsunuz işte sizin bir sıraya giriyorsunuz. Birisi gelmiş sizin önünüze geçmiş. Hemen böyle paniklemize gerek yok. İşte ne diyorsunuz neyse buyurun diye. Çoğu zaman siz size yapılan bir haksızlığı görmezden geliyorsunuz. Çoğu evet. Zaman. Şimdi aynı şeyin kat kat fazlasını evinizde yapmak zorundasınız. Evinizde yap. Baba bana bağırdı. Sen bana nasıl bağırırsın? Evet. Sen bana nasıl bağırırsın? İşte bu bana işte şunu yaptı. Sen bana nasıl bunu yaparsın? Gibi. Şimdi bazen şöyle düşün de ki ya ben kimim ki? Kötü sonuçlara da yol açıyor değil mi? Yok kendinin hakirliğini de düşün yani. Evet. Hakirliğini de düşün. Sen dünyanın padişahı değilsin, sultanı değilsin. Kaldı ki öyle bile olsan dünyanın en yüce insanı peygamberdi Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe annemizin biliyorsunuz küsmeleri vardır. Evet hocam. Ayşe annemizin bazı böyle abartılı tutumları vardır. Aleyhisselatü Vesselam onun yaptığı yanlışla mı cevap vermiştir yani? Yani düşün kocasına küsen bir Ayşe annemiz var. Evet. Kocası kim? Kocası bütün insanlara kendi nefislerinden daha sevgili olan alemlerin efendisi. Ona karşı küsen bir Ayşe annemiz var. Şimdi kalkıp da sen kimsin de bana küsüyorsun ya? Sen kimsin? Ya demiyor. Hiç böyle mukabele etmiyor yani. Ve şimdi burada dediğimiz gibi arada bir kendimize gelmemiz, kendimizi şöyle bir sarsmamız lazım. Yoksa işi hukukla çözelim. İşi yok ailede şiddet karşılığında şöyle cezalar veriyor falan. Bunlarla çözelim dersek iş zaten bitmiştir. Orada hocam hataya hata zinciri derken zaten belki işin ucunda çözülecek bir mesele artık çözülemez hale de gelebiliyor. Sonu pişmanlıkla
karşılaşacağımız bu tablolara ailelerin bazen boşanmasına, dağılmasına bile sebep oluyor. Evet. Hocam şu konunun sonunda şunu da söyleyeyim. Mevlana Hazretleri'nin de bir ifadesi vardı. Cahiller karşısında kitap gibi sessiz ol. Güzel huylu kişi dedikodulara tahammül eden, insanların kötülüğüne karşı ama ve sağır davranan kişidir. Evet. Ne güzel ifade etmiş. Ve izâ merru billagvi merru kirâme. Ayet-i kerime. Evet. Yani o müminler işte bir yanlışla, bir hatayla, bir kötülükle karşılaştıkları zaman oradan nasıl geçerler, nasıl karşılarlar onu? Kirama, kerim bir şekilde karşılarlar. Kerim bir şekilde. Yani onlar da kalkıp da o cahilliği yapmazlar. Mevlana Hazretleri o ayetin tefsirini yapmış. Evet. Allah razı olsun. Hocam ikinci bölümümüze geçelim mi? Evet. İzninizden. Hocam ikinci bölümümüz kulağa küpe güzel söz bölümü. Burada Şeyh Sadi Hazretleri'nin bir sözünü paylaşacağız. İnat, haksızlık ve düşmanlık gördüğün vakit nazik ol. Çünkü keskin kılıç yumuşak ipeyi kesemez, insan tatlılıkla bir fili bile çekip götürebilir. Evet, işte yani. Haksızlık ve düşmanlık gördüğün vakit, inat gördüğün vakit, şimdi burası çok önemli. Evet. Şimdi biz deriz ki kötülük deyince hemen aklımıza bir fiili bir şey gelir. Vurma, kırma, bağırma, işte öfke hali falan değil. İnat da bir kötülüktür, öyle mi? Evet. Bir şey söylüyorsunuz, diyelim ki inat ediyor. Bana ne diyor? İşte ben yapmam diyor. Ve illa olacak diyor. Şimdi inat gördüğün vakit, haksızlık gördüğün vakit, husumet gördüğün vakit nazik ol. Nazik ol. Evet. Şimdi nazik ol. Hocam iyi diyorsunuz da kolay mı? Öyle oluyor. Nezaketli. Ya zaten kolay olsaydı bir fazileti olmazdı ki. Herkes yapardı. Herkes ne yapardı. Hocam? Bir anlamı olmaz. Mesele o zoru yapmaya çalışmak, çabalamak, direnmek, yani ben yaparım diye bir kararlılık göstermek. Mesele burada. Nazik ol, daha önce hatırlarsanız söylemiştik, yani bir erkeğin dışarıdaki hali nedir? Vakardır, heybettir. Yani erkek makamında heybet sahibi olacak. İşte bir yerde patronsunuz, müdürsünüz, amirsiniz, işte neyse yöneticisiniz veya öyle bir işin başındasınız. Dışarıdaki sizin haliniz vakar olmalı. Vakar derken yani sizde o makam hissedilmeli. Ama ev içinde diyor, bunu üstad söylüyor. Ev içinde ise alabildiğine çocuklaşmanız, eşinizle nezaketli olmanız, yani o dışarıdaki o şeyinizi orada bırakmanız gerekir. Değil mi? Kalkıp içeride de böyle amir, müdür, evet, vali, patron bilmem gibi davranırsanız o zaman insanlar sizin karşınızda hepsi böyle hazır köle gibi. Bana su getir. Şimdi tamam. Çay getir. İlla ki ev ne diyoruz işte evde erkek evin reisidir diyoruz değil mi? Kaim diyor. Ayet-i Kerime öyle diyor. Evet, erkek evin reisi olacak. Fakat evin reisi olmak dışarıdaki reislikten farklı bir şey. Evet. Ya dışarıdaki durumunuzdan farklı bir şey. Şefkatli bir reislik. Tabii. Şimdi çocukla çocuklaşacaksınız. Tabii eşinizle ki biraz şeyinizi düşüreceksiniz. Bu ayıp değil mi hocam? Tabii nazik olacaksınız. Çünkü keskin kılıç dedi değil mi? Şehzadi. Evet, keskin hocam. Kılıç yumuşak ipeyi kesemez. Evet. Ne biçim bir sözdür ya? Keskin kılıç yumuşak ipeyi kesemez. Yani siz eğer yumuşak olursanız, yani evde nazik olursanız, karşıdaki kişi istediği kadar keskin olsun. İstediği kadar böyle sert olsun, kızsın, bağırsın, sizi kesemez. Sizi kesemez. Bu çok ince bir söz hocam. Tabii çok ince bir söz. Çok ince bir söz. Yani siz aslında karşıdaki kişinin eziyetine, hakaretine, kötülüğüne karşı böyle alttan aldığınız zaman, böyle sabrettiğiniz zaman veya yumuşak davrandığınız zaman karşıdaki kişiyi bir anlamda yenmiş oluyorsunuz ve etkisiz hale getirmiş oluyorsunuz. Evet. Ama karşıdaki kişi aynı şeyi yaptığınız zaman bu sefer karşıdaki kişinin oyuncağı haline geliyorsunuz. Dikkat edin, yani bununla ilgili çok örnek de bulabilirsiniz çevrenizde. Eşine karşı böyle eşinin her hatasına böyle şiddetle mukabele eden kişiler aslında eşinin oyuncağıdırlar. Yani bir yana eşinin kölesidirler. Eşi ne derse onu yapar. Hmm. Yani eşi ne derse onu yapanlar kimlerdir? Sorusunun cevabını söylüyorum. Eşi derken hanımı diyoruz yani. Evet. Hanımı ne derse onu yapan tipler kimlerdir biliyor musunuz? Kimler hocam? Hanımı bir yanlış yaptığı zaman ona ağır bir şekilde ceza verenlerdir. Hmm. Vuranlardır. O tür kişiler. Bunun yani çok sayıda örneğini bulabilirsiniz. Niye? Çünkü
onun oyuncağı haline gelir. Ama onun sertliğine karşı böyle yumuşaklıkla mukabele etse kesmeyecek. Ve son cümlesi de insan tatlılıkla bir fili bile çekip götürebilir. Çekip götürebilir. Bu sözler nasıl ilki kadar hocam güzel. Tabii. Şimdi file böyle siz meydan okursak. Tabii file veya deveye veya artık boğaya mı diyelim. Evet. Yani bu tür hayvanlara böyle şiddetle yaklaşırsanız o da şiddet gösterecek. Boğanın bir boynuzuna bakıyor hocam. Ya da kaçacak yani. Evet. Evet. Hemen cevabını verecektir hocam. Hocam üçüncü bölümümüze geçelim mi? Geçelim. Hocam üçüncü bölümümüz bir kural bir düstur. Evet. Hocam bu bölümde kötülüğe iyilikle mukabele etmek için dört hisse kuralımız var. Hocam birinci hisse kuralımız kaderinde de vardı. İkinci hisse kuralımız şeytan ve nefsindendi. Üçüncü hisse kuralımız sende de aynısı oluyordu. Dördüncü hisse kuralımız da kalanı da affetmek içindi. Evet, bu nerede geçiyor bu dört hisse kuralı? Uhuvvet Risalesi var. Bediüzzaman Hazretleri'nin mektubatında, 22. mektupta Uhuvvet Risalesi. Kardeşlik demek yani. Kardeşlik Risalesi'nde karşıdaki kişinin kötülüğünü affetmek için veya onun kötülüğüne iyilikle mukabele etmek için dört hisse kuralı. Bu orada tabii kural olarak söylemiyor ama dört hisseden bahsediyor. Diyor ki senin ondan bu eziyeti görmen, ondan bu hakareti duyman veya onun bu inadıyla karşılaşman, onun bu yanlışına muhatap olman demek ki senin kaderinde varmış. Yani senin kaderinde demek ki böyle bir şey vardı de. Yani böyle söyle. Evet. Böyle söyle. De ki ben onun bunu söylemek kaderinde vardı. Benim bununla böyle karşılaşmam kaderimde vardı de. Bu şekilde diyor onu mazur gör. Onu mazur gör. Ya işte tamam bu bana bu hatayı yaptı ama ne yapalım? Onun demek ki böyle bir yazısı varmış. De ikinci hisse ya bu ondan kaynaklanmadığı. Bunun aynı bende olduğu gibi bu da onda da nefis var. Onun da nefsi emmaresi var. Onun da bir şeytanı var. Şeytan herkese kötülüğe vesvese veriyor. Kabahati şahsına bulmamamız lazım. Tabii tabii. Yani bir hisseyi de diyor evet. Şeytana ver. Evet. Şeytana ver. Şeytana uydu de. Nefsi emmaresi kötülüğü emretti de. Dolayısıyla kendinde de var. Üçüncüsü sende de aynısı üçüncü oluyordu. Üçüncüsü sen de benzer bir şey yapıyordun. Evet. Yapmıştın. Evet. Sen ona yapmadın, başkasına yaptın. Veya işte bu örnek bu onun hatası sadece onda değil ki. Başka. Bir öz eleştiri gibi de oluyor. Tabii tabii. Hayır bir de şu ya aynı ben de demeyebilirim. Yani başkası da aynısını yapıyor. Başka evet. Yerlerde de var. Hani meşhur sürekli anlatıyoruz ya. Hazreti Ömer'e gelip de hanımına şikayet eden kişi kapıya geliyor ki bakıyor içeride o bir sesler var kadın bir bağırıyor Hazreti Ömer'e o da geri dönüyor diyor evet. Ki benim niye şikayet edecek mi zaten o Hazreti Ömer'in ailesi de böyleymiş evet. Demek ki bu normalmiş evet. Demek ki ya bunu şunu da söylüyoruz değil mi mesela annelerimizden bahsediyoruz yani işte Ayşe annemiz Zeynep annemiz Habibe annemiz değil mi böyle sayıyoruz Peygamber evet. Efendimizin ezvacı tahiratı ne dediler ya Resulallah işte bana şunu alacaksın, bana bunu vereceksin, benim şu eksiğimi karşılayacak. Bu bir sürü isteklerde bulundular. O kadar çok ısrar ettiler ki bunun üzerine ayet indi. Ayet indi. Eşlerine söyle dünya hayatının işte geçici süsünü falan istiyorsanız onları vereyim ama sizi bırakayım. Ama Allah ve Resulü'nü istiyorsanız sabredin gibi ayet indi. Yani şöyle düşünemez mi? Ya peygamberin ailesinde bile veya annelerimiz bile değil mi? Annelerimiz bile böyleymiş. Veya şöyle düşünemez mi? Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali bir gün tartışmışlar, küsmüşler. Hazreti Ali evden uzaklaşmış. Yani gitmiş işte bir toprağın üzerinde uyurken Peygamber Efendimiz varıyor ona. Tabii önce Hazreti Fatıma'ya gitmiş. Demiş Ali nerede? Demiş birazcık aramızda tatsızlık oldu. O da gitti diye. Hazreti Ali'yi buluyor bir toprağın üzerinde ve ona kalk diyor işte ey Eba Turab, ey toprak babası. Hani toprağa bulanmış kişi evet. Diye. Yani kızmıyor ona da. Yani peygamberin aleyhissalatü vesselam kızıyla damadı arasında bile böyle ufak tefek şeyler oluyorsa bir hisseyi de buna say. Yani bu onlarda bile var gibi düşün yani. Bende de var, onlarda da var. Dolayısıyla bunda da olmasa normal de. Ve son hisse kalanı da affetmek için kullan.
Ya geriye az bir şey kaldı. Diyelim ki çoğu şunu hisseyi dağıttın. Çok Evet. az bir şey kaldı. Orada da affetmek aklına gelsin. Affetmekle ilgili bir sürü hadis-i şerif var değil mi? İşte insanları affedeni Allah da affeder. Yani affedin ki affedilesiniz gibi. Affetmek insanı yüceltir falan değil mi? Onu okuyoruz. Sürekli Allah'tan af diliyoruz. Ya Rabbi işte bizi affeyle falan diye. Bunun yolu ne? Birisini affedeceksin ki Allah da seni affetsin. Değil mi Mesela. hocam? O Evet. kalan hisseyi de diyor böyle düşün. Böyle düşün ve kurtul. O zaman bol bol ekelim hocam ki ileride bir şey bilelim. Evet. Hocam kötülüğe iyilikle karşılık vermenin dört altın kuralıydı bu. Evet, dört oldu. Hocam şimdi dördüncü bölümümüz aile haberlerine geçeceğiz izninizden. Hocam aile haberlerinde bize gene bir hayat dersi var. Hocam izninizle şöyle 2 dakika hemen bir bilgisini geçeyim. Bolu'nun Seben ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hatice Akalan 69 yıldır bedensel ve zihinsel engelli iki erkek kardeşinin bakımını üstleniyor. Annesinin köydeki işlerle meşgul olması nedeniyle çocukluğundan beri kendisinden 6 yaş küçük İsmail ve 12 yaş küçük Cemil ile ilgilenen fedakar abla evlendikten sonra da kardeşlerini yalnız bırakmıyor. Sabah kalkar kalkmaz kardeşlerinin kahvaltını hazırlıyor, karınlarını doyuruyor. Ardından kardeşlerinin kişisel bakımlarını yapıyor ve şöyle bir ifadesi olmuş. Onlarla çocukluğumdan beri ilgileniyorum. Önceden annem ile beraber bakardım. 2006'da babam vefat etti. Ne kadar annem başlarında olsa da yeterince bakamıyordu. 2013'te evleri yanınca tamamen yanımızda yaşamaya başladılar. 2015'te de annem vefat etti. Ondan sonra bakımlarını tamamen kendim yapmaya başladım. Eşimle onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz diye ifade etmiş. Evet şimdi biz bakın biz neyden konuşuyoruz? Evet. Bazıları neler yapıyor? Evet. Yani siz kalkıp böyle ben onu affedemem işte o bana bunu yaptı o bana böyle şiddet o bana kavga şu bu siz bunlardan konuşuyorsunuz. Ne kadar hani ne diyelim incir çekirdeğini doldurmayacak sebepler doldurmayacak bahaneler. şeylerden Evet. bahsediyorsunuz. Aranızda böyle tamamen böyle kırıldım, darıldım, püstüm filan gibi çok çok böyle size has keyfi şeylerden bahsediyor. Ama başkaları neler yapıyor? Ne örnekler var dünyada? Ne örnekler var? Yani iki odalı evde yaşıyor. Kendisi zaten yoksul. Kendisi yoksul. İki tane kardeşi var. Bunlar özürlü. Evet hocam. Bunlar özürlü ve 65 yıldır. Ya. 65 ciddi yıl. Bir meşakkat, ciddi bir zahmet. 65 yıldır özürlü kardeşlerine bakıyor. Evet hocam. Bunlar işte evinin yanında bunlara bir oda yapmış. Bunları yediriyor, altlarını temizliyor. Sabah kalkıyor gidiyor bunları kahvaltı. Şimdi bu nasıl bir şey bu? Bu nasıl bir şey? Yani eğer siz ufak tefek sorunları düşünür de onlarda boğulursanız çevrenizdekileri göremezsiniz. En yakınınızdakileri bile göremezsiniz. Şimdi siz diyorsunuz ya o bana bu yanlışı yaptı. Belki de sizin yakınınızda o kadar yardıma muhtaç insan var ki. O kadar yardıma muhtaç insan var ki, o kadar ihtiyaç duyan insan var. Ama siz pek onları görebilir misiniz artık? Siz neye odaklanmışsınız? Siz neyle uğraşıyorsunuz? Siz kendi birbirinizle uğraşıyorsunuz. Birbirinizle uğraşırken nicelerinin hakkını, hukukunu görmüyorsunuz. Niceleriyle ilgili görevinizi, vazifenizi ihmal ediyorsunuz. Öyle değil mi? Şimdi siz iki kişi kavga ederken sırtlarındaki yük ne olur? Yani bizim sırtımızda toplumun yükü var. Yoksulların yükü var, akrabanın yükü var. Öncelikli vazifemiz bunlar. Onun için de ufak tefek şeylere takılmamamız lazım. Böyle güzel haberler, yani Allah razı olsun diyoruz. Bolu'da yaşayan Hatice Akalan. Ablamın buna selam ve hürmetlerimizle gönderelim. Allah ondan da eşinden de razı olsun gerçekten, inşallah. Çok iç ısıtan güzel haberler. Böyle haberler yansıtmaya çalışıyoruz. Yani Allah razı olsun. Amacımız. Yoksa kötü haber çok. Evet. Değil mi? Evet. Aradan iyiyi seçmek hocam herhalde biraz zor oluyor. Tabii. Hocam son bölümümüze geldik. Burada da kitap tavsiyesi. Şimdi habere kitap tavsiyesine geçmeden önce. Evet hocam. Şimdi bunu her programda söyleyeceğiz. Biz haberlerin kötülerine değil iyilerine talip olmamız lazım. Doğru. Yani kötüleriyle böyle zihnimizi bulandırarak veya kötülerini kendi hayatımıza böyle sanki işte model veya kendi hayatımızda böyle sanki etkileyici olarak değil, iyi haberleri aramak lazım. Evet hocam. Bugün maalesef
haber merkezleri, haber kanalları, artık medya dediğimiz organlar hep kötü haberleri yayma peşindeler. Hep kötü haberleri yayma peşindeler. Sanki özellikle kötülerini seçiyorlar. Özellikle kötüler seçiliyor. Veya kötüler işte çabuk yayılıyor ya. Kolay yolu tercih ediyorlar. Çabuk yayılanı tercih ediyorlar. Halbuki bu kötü haberler aileyi bozuyor. Evet. Aileye zarar veriyor. Bireye zarar veriyor kötü haberler. Evet. Yani siz ya yaşanmış işte diyemezsiniz. Ya ne yapalım, görmezden mi gelelim mi diyemezsiniz. Birileri görecek onu. Tedbirini alacak, cezasını verecek filan. Ama onu haber olarak yaydığınız zaman insanlar bu sefer hayatı hep böyle şüpheli, güvensiz, karamsar, ümitsiz olarak okuyor hayatı. Evet. Veya sürekli birilerine şüphe eder hale geliyor. Birilerine karşı kendini sanki sürekli savunmasız hissediyor. Yani çok 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 olumsuz tarafları var kötü haberlerin. Çok olumsuz tarafları var. Ve inanın birileri bunu kasıtlı olarak yayıyor. Birileri bunu kasıtlı olarak yayıyor. İnsanlar sürekli ne yapsınlar? Yani sürekli bireyselleşsinler. Kendi kabuklarına çekilsinler. Kimseyi düşünmesinler. Bireysel oldukça daha çok tüketirler. Çünkü yardımlaşırlarsa bu kadar tüketmezler. Evet. Bireyselleşirse tüketimleri artar. Bireysel, yani birileri bunları bilerek yayıyor. Evet. Dolayısıyla kötü haberler çoktur. Çok çok fazladır. Çevremizde var, şurada var, burada var. Tedbirini alırsınız, yine onlara karşı uyanık olursunuz. Olursunuz ama iyi haberleri yaymak lazım. Evet, Allah razı olsun. Örnek haberleri yaymak lazım. Hocam 5. bölümümüz kitap tavsiyesiydi. Bu haftaki kitap tavsiyemiz hocam Mutlu Bir Yuva İçin. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir kaleminden bir kitap. Evet, şimdi kitap tavsiyesi de aileyle ilgili, evlilikle ilgili yapmaya çalışıyoruz. Yani bu kitap illaki bu kitabı okuyun diyemeyiz ama aileyle ilgili kim güzel bir söz yazmışsa, güzel bir söz söylemişse, hani hikmet müminin yitik malıdır diyor hadis-i şerifte. Nerede bulursa almalıdır. Evet hocam. Hikmet müminin yitiğidir. Dolayısıyla bu arayışı sürdürmek lazım. Eğer bizim de buna bir katkımız olacaksa herhalde bu şekilde olmalı. Yani işte Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir Mutlu Bir Yuva için güzel şeyler yazmış. Mesela orada diyor ki, ne diyor hocam? Orada bir cümle söylüyor. O kitap tavsiyesinde var mı sizde? Hocam var, hemen okuyayım size. Yani evlenin demenin evet. Yetmeyeceğini bilen güzel Mevlam, emrimi tutup bir yastığa baş koyan kullarım mutlu olsunlar diye onları birbirlerine tanıtmış, iyi geçinmenin ve mutlu olmanın yollarını da göstermiştir. Şimdi evlenin demek yetmiyor. Çünkü evliliği siz nasıl anlıyorsunuz, o da çok önemli. Yani eğer bir şirket olarak anlıyorsanız veya bir şehvet, sadece bir şehvet tatmin olarak... Son iki dakikamıza gelmişiz. Evet, şehveti tatmin olarak anlıyorsanız yanlış anlıyorsunuz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte kadını tanıtıyor, erkeği tanıtıyor. Ve onların sadece dünyasının değil, bu şekilde bu evlilikle ahiretlerinin de saadetli olmasını, mamur olmasını murad ediyor. Yani evlilikle siz Allah'ın rızasını kazanabilirsiniz. Eşinizin gerçekten de muhabbetiyle, merhametiyle, şefkatiyle, işte ona olan ilginizle, ülfetinizle, ünsiyetinizle, yakınlığınızla, affınızla, hakkın hukukunu korumanızla belki de cennette yüce bir makama da gelebilirsiniz. İnşallah. Eşiniz sizi cennete götürebilir. İnşallah. Siz de onun vesilesiyle cennet. Yani dolayısıyla aileyi diyor bu şekilde görmek lazım. Güzel bir eser, tavsiye ediyorum. Hocam Allah razı olsun. Cümle hocam programın sonuna geldik. Var mı eklemek istediğiniz son bir şey? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hocam Allah razı olsun. Allah-u Teala hepimize bir haksızlık gördüğümüz zaman ona iyilikle mukabele etmeyi nasip eylesin. Amin. Yani böyle bir güç, böyle bir irade nasip eylesin. Amin inşallah. Araştırmacılar Özkan Eman hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Bugünkü programımız kötülüğe iyilik ile karşılık vermek üzerine, öfke kontrolü, af etmek üzerine konuştuk. Allah razı olsun. Kapanışta da şöyle bir temennimiz, bir dua niteliğinde. Affederek kendinize iyilik yapın, affederek mutlu olun, affederek huzura kavuşun.
Affederek daha çok insanın hayatını değiştirmeye vesile olun. Affederek onları günah işlemekten kurtarın. Affederek sevap terazinizi ağırlaştırın. Ve affederek Allah'ın izniyle cenneti kazanın. Değerli izleyiciler, bir Saadet İdare'nin programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.